Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda süt gübresinin bilimsel olarak doğruluğunu veya yanlışlığını ortaya koyacağız. Şimdi anlatımlara göre sütü toprağa uygulamanın bize 3 artısı var. Birincisi, bitki besin maddesi olarak sebzeleri çok iyi besleyeceği iddia edilir. İkincisi, böcekler gibi zararları pankreasları olmadığı ve sütün içerisindeki şekeri yiyen böceklerin bu şekilde ölmesinden dolayı sütün bir böcek ilacı olacağı iddiası vardır. En son iddia da sütün içerisindeki şekerin toprağın içerisindeki mikroorganizmaları besleyerek bize artı sağlayacağına yönelik iddialardır. Şimdi bu üç iddiayı ayrı ayrı ele almaya çalışalım. Bu iddianın temeli nereye dayanıyor ona bir bakalım. Yıl 2002. Bir çelik fabrikasında üst düzey yönetici olan bir adam artık işinden mi ayrılıyor, işinden mi kovuluyor, yoksa hadi gel köyümüze geri dönelim felsefesi içerisinde atalarına ait olan bir mandıranın başına mı geçiyor tam orasını bilemiyorum. Bu mandırada sütün yağını alıyorlar, tereyağı ve özel bir peynir üretiyorlar. Geriye kalan yağsız süt de bu işletme için bir atık ürün oluyor. Mandıranın başına geçen bu yönetici de girişimci bir ruha sahip olsa gerek ki atık diye düşündüğümüz sütleri nereye döksem ne olur acaba diye kafasından geçiriyor ve uygulamaya geçiyor. Bu işletmenin günlük 2400 litre yağsız süt atığı var. Bunları her gün toprağa dökmeye başlıyor. Ve sonuç olarak bilimsel değil sadece gözlemlerine dayalı olarak şunu görüyor. Morina karaciğeri yağı kullandığı yerlerde %21 artış var. Bunu bu deneyde neden kullandığını hiç bilmiyoruz. Bu bizim için tamamen bir sır. Deney içerisinde sütle %26 bir verim artışı olduğunu, süt ve Morina karaciğeri yağını kullandığı zaman %30 bir artış olduğunu gözlemliyor. Ancak bunlar hiçbir bilimsel araştırma şeklinde değil, sadece kendinin gözlemi üzerine. Sütle işlenen toprağın da gözeneklerinin %19 arttığını söylüyor. Şimdi toprağın gözenekliğinin artmasını belki elinizle böyle test edebilirsiniz. Ya biraz daha yumuşak oldu, biraz daha farklı oldu diye gözünüzle elinizle belki anlayabilirsiniz. Ancak %19 gibi net bir rakamı verebilmek bana biraz garip geldi. Daha sonra edindiği bu çıkarımları bir arkadaşıyla paylaşıyor. Bu arkadaşı da konuyu Nebraska Üniversitesi'ndeki bir profesör doktora anlatıyor ve bunun bilimsel deney olarak yapılıp yapılamayacağını soruyor. Profesörümüzden olumlu yanıt aldıktan sonra bu tamamen bilimsel bir araştırma noktasına geliyor. Fakat bu arada bu girişimci abimiz bütün Amerika medyasına çok da bilimsel olmayan bir takım bilgileri vermeye başlıyor. Ben şu kadar yağsız süt kullandım, şu kadar verim artışı oldu, şu kadar toprağımın gözeneği arttı diye bir takım bilgiler vermeye başlıyor. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekerim. Her gün 2400 litre yağsız sütü toprağa ekliyor. Yani öyle yarım bardak sütü sebze fidemizin dibine dökmek gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. Neyse artık bu olay Amerika'da patlıyor, iyice inanılıyor haberlere, sitelere, oraya buraya aklınıza gelebilecek her mecrada yayılmaya başladıktan sonra Nebraska Üniversitesi'ndeki bu konuyu bilimsel olarak araştırmaya başlayan profesör doktor araştırmayı yarıda bırakıyor. Yarısındaki ayrıntılar şunlar. Anlatıldığı gibi bir verim elde edebilmek ve toprağın gözenekliliğini arttırabilmek için bir dekar toprağa bir ton süt uygulama gerektiğini söylüyor. Bir ton, yanlış duymadınız. Öyle bir litre suya bir bardak süt koydum, domateslerim coştu demek çok da bilimsel açıdan bir şey ifade etmiyor. Çünkü sütün içerisinde bitkileri besleyebilecek oranda bitki besin maddesi yoktur. Sütün içerisindeki azot oranlarına bakarsak, sütün yaklaşık %3.1'i proteindir. Ve bu proteinin 1/6 biri azot bileşikleridir. Yani yaklaşık olarak sütün %0.5'i azottur. Bu oranlardan yola çıkarsak
topraktaki fidelerimize azot kaynağı olarak vermek hiç mantıklı bir iş değildir. Gelelim kalsiyum konusuna. Bilinenin aksine sütün içerisinde çok yüksek oranda kalsiyum yoktur. Yaklaşık olarak %0,12 civarında kalsiyum vardır. Bu oran özellikle domates gibi kalsiyum ihtiyacı çok yüksek olan bitkilerde hiçbir işe yaramaz. Şimdi başka bir iddia da sütün böcekleri öldürebileceğine dair olan iddiadır. İddianın temeli de şuna dayandırılır. Böceklerde pankreas yoktur ve şeker yedikleri zaman ölürler. Bilimden ve akıldan bu kadar uzak bir açıklama olamaz diye düşünüyorum. Nedeni de şu. Böceklerde evet pankreas yoktur. Ancak beyinlerinin belli bölgelerindeki hücreler aynı pankreas sıvıları gibi hormonlar salgılar. Ve bu hormonlar aynı pankreasın vücutta yaptığı işlevi yapar ve böcek şeker yese de ölmez. Bunun en büyük örneğini şu an videoda çok şekerli olan elmayı yiyen kurtlarla görebilirsiniz. Şeker kamışları gibi çok yüksek oranda içerisinde şeker ihtiva eden bitkilerin de en büyük belaları bu emici böceklerdir. Sorgum da aynı şekilde bu emici böceklerden büyük zararlar gören bitkilerden biridir. Yani bunun gibi binlerce örnek verebiliriz. Bu örnekleri görmeyip de kalkıp sütün içerisindeki şeker pankreası olmayan böcekleri öldürür gibi ne bilimden ne akıldan uzak bir iddiayı savunabilmek mümkün değil. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.